Thank you.
Başladık ettik onu ya, bizim uzaklığını. Ben onun mesajını başlayayım. İyi ki diyor bu denmişiz. Yani bu uzak olmayı Avant Üniversitesi'nde, Avant Zekası Üniversitesi'nde konuşur. İki önemli nedeni varmış, şimdi varmış. Ve tabii çok çok sevdim. Biz bu uzak olmayı yapmaya başladığımızdan bir yana 6 ay sadece bunu yaşamak için. 6 aydan sonra gecelik gündüzlüğü yoğunluk. Özellikle son üç günde 2 saatte kongre kararları çıkarmak için sabahlara kadar çalıştık. Dediğiniz ki saat içinde 3 ve 4 saat bir konuşlar. Ama gelin görün ki son 6 ay yoğunluğunu inanın abartma değil, 1 saat içinde, 60 dakika içinde unutuverdim. Ben Abant İzzet Baysal Üniversite Rektörlüğü'nü başladık olmak göre tüm çalışanlarına bizi 3 günden bu yana konuk ettikleri için bu kadar güzel mekanlarda, bu kadar sıcak ortamda kongremizi yapmamıza izin verdiği için, üniversitenin tüm olaylarını bize sağladığı için ama özellikle de Sayın Kadyolcu ve Sayın Abant'a bize unutulmaz dakikalar yaşattığı için teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Thank you.
Aklı Su, Aklı kitabıyla başlayacağız. Doğan Hızlan bu kitapta Yaşar Kemal'den Yahya Kemal'e, Melih Cevdet'ten Ece Ayhan'a, Kapalı Çarşı'dan Adalar'a çok farklı konularda yazdığı yazıları bir araya getirmiş. Eleştiriler, denemeler ve kuramsal bakışın yoğunlaştığı yazılar bunlar. Doğan Hızlan kitabın girişine de kitabın ismiyle ilgili kısa bir not düşmüş. O not şu şekilde: kitabımın adı Behçet Necati Gelin çok sevdiğim bir şiiri Saklı Su. İnanıyorum ki eleştirmenlik de saklı suların ortaya çıkarılma çabasıdır diyor. Bilgi Yayınevi'nden bir ilk kitap, Berri Nazlı'nın Hüznü Denesem Yalan adlı şiir kitabı. Bu kitaptaki şiirler soyut gibi görünen ama aslında somut bir dünyanın izlerini yansıtan şiirler olarak değerli. Yayıncılıktan Selçuk Erez'in kitabı Trendelenburg Pozisyonu adını taşıyor. Trendelenburg Pozisyonu bir bilim adamına ismini borçlu olan bir tıbbi terim. Ve bu kitapta hem öyküler var hem höyküler var. Höykülerin ne olduğunu Selçuk Erez kendisi kitabın içinde anlatıyor. Bir Japon kısa edebiyat yönteminin öyküye uyarlanmış hali. G.K. Chesterton'dan Garip Ticaretler Kulübü, Mitos Yayınları'nın klasikler dizisinden Mitos Klasikleri'nin ikinci kitabı bu. Eğer polisiye öyküleri seviyorsanız Serap Erinci'nin çevirdiği ve içinde 6 öykü bulunan bu kitapta ilginizi çekecektir. Sherlock Holmes tarzı kahramanlar ama Sherlock Holmes'ten biraz farklı kahramanlar bu kitapta, hikayeleri anlatılanlar. Profesör Doktor Ayşe Baysal ve Profesör Doktor Perihan Aslan'ın yazdıkları bir kitap, Doğumdan Yetişkinliğe Çocuk Yemekleri, Çocuğun Bilinçli ve Sağlıklı Beslenmesi, Özgür Yayınları'ndan. Bu kitapta 1 yaşına kadar çocuğun nasıl beslenmesi gerektiği, 1-6 yaş döneminde nasıl beslenmesi gerektiği, beslenme sorunlarıyla, iştah sorunlarıyla nasıl mücadele edilebileceği ya da baş edebileceği yer alıyor. Ondan sonra da çocukların sağlıklı beslenmesinde kılavuz olabilecek çok yemek tarifine yer veriliyor. Öyle ağza, göze, yüze, sandalyeye, önlüğe bulaştırılarak yenecek yemeklerin tarifleri yer alıyor. Kim Kapattı Şu Müziği? Müzik Ansiklopedisi Yayınları'ndan Uğur Alpagut'un derlediği bir kitap. Bu kitapta birçok genç insanın, Uğur Alpagut'un öğrencilerinin zannediyorum, müzik üzerine yazdığı yazılar yer alıyor. Elektronik müzikten müzik endüstrisine, film müziklerinden speed metal'e, heavy metal müziğine ilişkin genç kalemlerin, genç beyinlerin değerlendirmeleri birleşmiş bu kitapta da. Geri Katsın kitabı gene müzikle bağlantılı bir kitap. Rock Ölüler kitabı adını taşıyor. 6.45 Yayınları'ndan. Kitabın alt başlığı da rock efsanelerinin ölüm hikayeleri. Yüzden fazla rock müzisyeninin ölüm hikayelerine yer veriliyor. Canan Çakırlar'ın çevirdiği bu kitapta hani efsaneleşen ölüm nedenleri, ölüm biçimleri, aslında gerçekten ölüp ölmedikleri bile efsanelere temel oluşturan, tartışma yaratan ölüm olaylarının gerçek yüzleri bir araya gelmiş bu kitapta. Jimi Hendrix'ten Kurt Cobain'e, Janis Joplin'e kadar. Ve son olarak Telos Oyunculuk'tan Jim Harris'in Düşüş Efsaneleri adlı kitabı Nazan Tanöver'in çevirisiyle. Bu kitap roman ama kitabın içinde 3 tane kısa roman var. Jim Harris'in insanlığın evrensel duygularını anlatıyor bu kitapta ama çok olumlu duygularını da anlatmıyor. Zaten kitabın arka kapağında Harris'inden alıntı yapılarak şöyle deniyor: cennetten kovulma ve güz anlamına da gelir. Eczacıbaşı fotoğraf sanatçısı, kendi yapıtlarının dışında yayımladığı fotoğraf yıllıklarıyla akla geliyor. Birçok sanatsal faaliyete verdiği destek de biliniyor. Sinematek Derneği'nin kurucuları arasında hatırlanıyor. Ve bunların toplamı sanat için